Merhaba, ben Sude. Bugün sizlere Wikipedia'yı anlatacağım. Eminim Wikipedia'yı seviyor ve kullanıyorsunuz. Peki tam anlamıyla bildiğinize emin misiniz? Biraz ilginç bir ansiklopedi gibi görünse de geleneksel ansiklopedilerle aynı amacı taşır. Ama Wikipedia'nın geleneksel ansiklopedilerden birkaç farkı vardır. Örneğin, dünyadaki herkese bilgi ulaştırmayı amaçlayan binlerce gönüllü kendi dillerinde ansiklopediyi geliştirir. Peki bu nasıl başarılır? Wikipedistleri yönlendiren kurallar nelerdir? Herkes bilgi ekleyebilir ve düzeltme yapabilir. Kişisel fikirleri temel alan maddeler kabul edilemez. Maddeler evrensel konuları içermelidir. Geçici bilgilerden kaçınılmalıdır. Bu ilk kuraldır. Ansiklopedide birçok gönüllü bulunur. Wikipedia tek bir bakış açısına göre düzenlenmez. Mümkün oldukça farklı bakış açıları barındırır. Bu yüzden ikinci temel taşa tarafsız bakış açısı denilir. Üçüncü temel taş ise Wikipedia'nın özgür olmasından gelir. Kaynağı gösterildiği ve telif hakkı olduğu sürece tüm metinler istenildiği şekilde kullanılabilir ve değiştirilebilir. Lisans resimlerde değişiklik gösterebilir. Fakat kopyalama ve tekrar kullanım her zaman serbesttir. Bu gibi durumlarda lisans koşulları okunmalıdır. Yazar sayısının çok olması anlaşmazlığa sebep olabilir. Bu sebeple dördüncü temel taş nezaket ve iyi niyet varsayımı üzerindedir. Hoşgörü ve nezaket Wikipedia'da olmazsa olmazlardandır. Wikipedia'nın katı kuralları yoktur. Biraz garip görünebilir ama ansiklopedinin beşinci temel taşı budur. Katkıda bulunmak için sağduyu ve diğer Wikipedistlere saygıda bulunulması gerekmektedir. Herkes bir şeyler yazabilir. Bazıları tüm madde yazar, bazıları ise maddelerdeki yazım hatalarını düzeltebilir. Wikipedia'ya madde yaratarak, madde düzenleyerek veya hatalı bilgileri düzelterek katkıda bulunabilirsiniz. Değişiklikler geri alınabilir. Yani eğer bir hata yaparsan her zaman eski haline geri döndürebilirsin. Cesur ol, Wikipedist ol.